Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten harika bir FIFA Mobile 18 videosuyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de 90 gen değil 80 genlik Ronaldo tamamlayacağız. Ve birkaç tane ödül açacağız. Birkaç tane seçkin oyuncu paketi falan açacağız. Gerçekten harika bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden en az 2500 beğeni bekliyorum arkadaşlar. FIFA Mobile 18'de beraber çektiğim, genel olarak FIFA Mobile 18 oyunuyla çektiğim ilk videodayız şu anda ve bu videodan sizlere 2500 beğeni istiyorum ve ilerleyen zamanlarda, yani büyük bir ihtimal yarın, gerçekten harika bir paket açılım videosu gelecek arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir videomu kaçırmamış olabilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Güzel bir yorum da ekranda çıkaracağım birazdan. Neyse, haydi bakalım, lafı fazla uzatmadan hemen paketlerimizi açmaya değil, oyunumuzu oynamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte başlıyoruz. Ben ekranı daha önceden kaydetmiştim. Şimdi sizlerle birlikte izliyoruz. Ve gerçekten harika görevler yaptım ve harika şeyler tamamladım. Bugün seçkin oyuncu falan da çıkartacağız. Gerçekten muazzam bir paket açılımı yapacağız. Müthiş olacak. Oyun gerçekten harika arkadaşlar. Bu şu anda ilk etkinlik. Şu anda ilk etkinliği oynuyorum. Higgs vurdu topa ve gol. Güzel bir gol abi. Haydi şu anda tekrar Higgs'te top. Higgs bir gol daha, güzel bir gol daha geldi. Helal olsun diyoruz Higgs'e. Evet arkadaşlar, şu anda 5'te 5 yaptık. Dediğim gibi kesinlikle like atmayı unutmayın bu videoya. Ve gerçekten şu anda oyunu çok beğendim. Arkadaşlar, oyun FIFA Mobile'in geçen sezonuna göre çok daha güzel olmuş. Ve Ronaldo'yu gördüğünüz gibi 9-10 tane falan plan kaldı. Gerçekten güzel bir durumumuz var şu anda. Pas verme eğitimini oynayacağız. Şu anda pas vermeyi öğretecek bize bu oyun. Bakalım şimdi neler olacak. Tam arkadaşına pas falan diyor. Dramaric'e pas geldi. Evet, X. Zazovic'e pas geldi şimdi de. Koşu yoluna pas. Evet, şu anda koşu yoluna pas attık. Ve 4'te 3'ü tamam. Şimdi gol atacağız. Bize gol attıracağız. Oyuna da oynayamamış olanlar da Play Store'a girip FIFA Mobile yazarsa zaten direkt güncelleme çıkar. Ona basarak güncellemeyi de indirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi çok güzel oyunlar oynayacağız. Çok güzel şeyler tamamlayacağız. Kesinlikle videodan ayrılmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu arada şu anda çok sinir olduğum bir olay var. Siz şu anda anlamıyorsunuzdur ama gerçekten çok sinir olduğum bir durum var. Bayağı bir moralim de bozuldu şu anda. Pas ve şuttayız şu anda. Haydi bakalım abi. Pas ve şuta geçtik. Abi telefon ekranına şu an ben dokunmadım halde kendi kendine tıklanıyor. Bir şeyler oluyor, anlamadım. Gesyen. Higgs. Gesyen'e bir pas. Gesyen. Ben bunu arkadaşlar neden videoda canlı olarak oynamıyorum onu hemen sizlere açıklayayım. Ben bunu neden canlı olarak oynamıyorum? Çünkü ben bunu sabah 6'da tamamladım ve sabah 6'da motorda gidiyordum. Yani ben büyük adadan gidiyorum, adada oturuyorum ve adada okumuyorum. O yüzden motora biniyorum her sabah, vapur, yani sizin anlayacağınız şekilde vapur diyeyim. Vapura biniyorum ve o yüzden de hani orada tabii ki de sesli bir şekilde video çekemem. O yüzden şu anda evde ekran kaydını yorumluyorum. Higgs şimdi. Evet. O, bu arada aşağıda bir şeyler yazıyormuş. Oyuncuların pas gücü falan yazıyor. Tehaurus. Değişik bir ismi var. Yarınki paket açılım videosu gerçekten muazzam olacak arkadaşlar. Çok büyük oyuncular çıkartmayacağız. Ancak güzel şeyler çıkartacağız diye tahmin ediyorum. Ve elit oyuncular da herhalde çıkar diye düşünüyorum. Umarım da çıkartırız elit oyuncular. Bir iki tane de elit oyuncu çıkarmak istiyorum yarın da. Bugün zaten çıkardık. Evet, Ultimate Team'in çok az kaldı diyor. Bir şeyler diyor ve şimdi tekrardan gümüş oyuncumuz Zardeş'i alıyoruz ve takımımıza koyacağız. Gerçekten harika bir oyuncu Zardeş'te. Hemen şöyle alalım. Gördüğünüz gibi Zardeş'i aldık. Paket açma olayı muazzam olmuş. Paket açma olayını beğendim. Güzel şekil duruyor. Harika, ilk gümüş oyuncunu şimdi takıma koy diyor. Görevimiz bu. Gümüş oyuncumuzu takımımıza koyacağız. Zardeş'i takımımıza koyacağız. Ve sonradan da Zardeş'i yükselteceğiz. Hemen abi şöyle bize oyunu öğretiyor şu anda. Oyunun yeni sürümünün nasıl olduğunu, değişiklikleri falan öğretiyor. Zardeş'i gördüğünüz gibi santrafora koyuyoruz. Şimdi Zardeş'i santrafora koyduktan sonra bunu nasıl geliştiğini gösterecekmiş bize. Oyuncunun üstüne tıklayacağız. Oyuncunun üstüne tıklayacak mıyız? Tam olarak anlamadım şu anda. Ya anladım adım dediğim, unuttum daha doğrusu. Şu anda mı yapacağız onu unuttum. Galiba oyuncunun üstüne tıklıyorduk. Antrenman kampına devam etmişim. Neyse arkadaşlar, antrenman kampına devam edelim. Şimdi dribbling yapma eğitimine geçtik. Dribbling yapma eğitiminde bakalım. Dribbling yapma eğitimi güzel bir görevdi. İlerlemek için hareket et diyor. Biz de düz bir şekilde bir müddet koştuğumuz zaman birinci aşama tamamlanıyor. Bu kadar yeterliydi sanırım. Aynen. Şimdi dribbling ve gol. Şimdi arkadaşlar koşacağız. Hız tuşu yok. Sprint tuşu yok yani. Direkt gol atıyoruz.
Evet, şu anda vuruyoruz ve gördüğünüz gibi golümüzü attık. 2 bölü 4, 4'te 2 aşamamız tamam. Şimdi Zardeş ile birlikte bir alana koşmamız lazım ve 5-6 tane adamla birlikteyiz. Ve koşabildik güzel bir şekilde. Evet, Zardeş devam ediyor. Şu anda sprint ve becerimiz açık. Ve çok daha hızlı bir şekilde koşabiliyoruz. Zardeş de yavaş bir oyuncu değil. O yüzden bu görev için çok ideal bir oyuncu. Güzel bir oyuncu gelmiş yani. Oyunun verdiği oyuncu güzelmiş. Bayağı iyiymiş yani. Evet, bakalım başka ne var? Başka, şimdi sırada savunma eğitimi var. Defans çok kolay yapmışlar bunu yani. Sprint, defans tuşuna bastığınız anda zaten topu çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Hani bu eğitim sayılmaz. Sadece savunmanın nasıl yapıldığını, savunma tuşunu öğretmek istemiş. Hani hem koşu tuşu aynı tuş, hem de savunma tuşu aynı tuş. Bunu öğretmek istemiş büyük bir ihtimal. Çünkü bunu yapamama gibi bir ihtimaliniz yok. Zaten genel olarak bunları öğretiyor şu anda. Hani basit basit şeyler öğretiyor. İki müdahale yapın. Zorluğu da kolaymış zaten. Zaten kolay belli. Şimdi sırada ne var? 10 bin, 1000 enerji alacağız. 1000 fiş alacağız. Yani bir oyuncu geliştirme fişi alacağız. Ve o sayede de Zardeş'i geliştireceğiz. 1000 de jeton aldık. 1000 de antrenman fişi aldık. Ve Harrison diye bir oyuncu aldık. Şimdi 1000 jetondan daha fazlasını, 1000 antrenman fişini ve bir de 59'luk oyuncuyu Zardeş'i geliştirmek için kullanacağız. 6200 altın birazcık fazla da olsa 70'e yükselteceğiz. 70'lik oyuncular ancak ileride büyük bir ihtimal 2000'e falan düşecek yine. İşte bu beni şu üzüyor arkadaşlar. İnşallah düşmez yani. İleride yine düşer ama düşmesini istemiyorum oyunun yeni sistemi çünkü daha mantıklı olmuş. Bu arada snipe geri dönüyor mu dönmüyor mu onu bilemiyorum. İnşallah döner. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 6925 coin ise şimdi gördüğünüz gibi Zardeş'i alıyorum. Ve Zardeş artı bir gen artarak 70'e yükseldi. Tabi bunları herkes yapıyor. Herkes için basit bir şey bu. Şimdi sırada Ronaldo'yu tamamlamak var. Cristiano Ronaldo kazanmana sadece bir adım kaldı diyor. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu tamamlamak için son bir şey daha yapacağız. O da bu tüm öğrendiklerimizi bir yerde toplayarak bir maç yapacağız. Ve bu maçta gerçekten zevkliydi. Çok mutluydum. Çünkü arkadaşlar FIFA 15'e benzemiş. Ve gerçekten müthiş olmuş abi. FIFA 15'e benzetmişler. Ben FIFA 15'i zaten çok oynuyordum. Bayağı oynuyordum. İlk FIFA'm benim FIFA 14. FIFA 14'e de benziyor, FIFA 15'e de. Ancak arkadaşlar FIFA 14'te hani güçlü takım kuramıyordum, oyunun tam amacını bilmiyordum. FIFA 15'te Enes Sarıoğlu sayesinde oyunun tam olarak amacını anlamıştım. Ve şu anda da buralardayım, bayağı oyunu anladım yani. FIFA Mobile'de de bayağı anladım. FIFA 16'yı da ben bayağı oynadım. FIFA 16'da da hani bayağı güzel takımlar kurmuştum. FIFA Mobile'de de 105 iken takım düşük değil sonuçta. Hatta ilk 11'im 106 gendi. Ayunga. Zardes. Keşke Ahmet Rodriguez'i falan alabilseydim ya. Gerçekten abi. Bir saatle Yana Bulak'ı kaçırdım. 2 saatle James'i kaçırdım. 30 seçkin kupa fişi. Yani 600 bin coins çok fazla değildi. Çünkü benim elimde zamanında 15 milyon coins bile oldu. O kadarcık seçkin kupayla Hazard'ı kaçırdım. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşadım. Yani hep son anda kaçırdığım oyuncular oldu. Ancak yine de buna da şükür takımım çok da aşırı kötü değil. Bu arada şu anda 6-0 oldu. Dakika 85. 6-0 öndeyiz. Güzel bir şekilde 6-0 öne geçtik arkadaşlar. Haydi bakalım devam ediyoruz şimdi Zardeş. Zardes de diyebiliriz. Zardeş de diyebilirsiniz. Nasıl telaffuz ediyorsanız. Güzel geçtik. Güzel çalımlarla dakika 90 bakalım 7-0 olacak mı? Ve 7-0 oldu. 7-0 olması gerçekten ben 6-0 diye tahmin ederdim. Çünkü illa gol kaçırırsınız arkadaşlar. Ve bu maçta da benim gol kaçırdığımı hatırlıyorum. Bir tane gol kaçırmıştım. Ve 30 dakika falan var. Bu oyunun 30 dakikasından yani zaten ne beklersiniz? Neyse hadi bakalım abi. Evet gördüğünüz gibi maç bitti. 7-0 kazandım maçı. Galway takımına karşı 7-0 kazandım. Haydi bakalım abi. Evet şimdi sırada 80 gen Cristiano Ronaldo'yu almak var. Hemen şimdi sizlerle birlikte Cristiano Ronaldo'muzu alacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar her videoda sizin yorumunuzu göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsunuz. Hemen aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o yorum yapan arkadaşımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Kesinlikle adamın dibidir. Siz de onun gibi yorum yapmayı unutmayın. Ve hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da kesinlikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım şu anda ekranda çıkmıştır. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. 3000 takipçiye, 4000 takipçiye doğru adım adım ilerliyoruz. Siz de takip ederseniz sevinirim. Haydi bakalım hemen videomuza devam edelim. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi şimdi Cristiano Ronaldo'yu tıklıyoruz. Cristiano Ronaldo Ultimate Team'ine katıldı diyor ve bunu da açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Cristiano Ronaldo takımıma
katıldı. 80 genlik muazzam bir oyuncu. Şimdi arkadaşlar buradan zaten elit çıkacağını anlıyorsunuz. Ve ortasına da direkt yapıştırıyor. Keşke böyle takımını falan yavaş yavaş tıklayarak yapsa. Hani paket açılımı o şekilde olsa daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar. Sağda kullanacağım bir kulüp arması ve forması seçerekleri. Ben burada yanlış hatırlamıyorsam ya Manchester United ya da Manchester City seçmiştim. Canlı yayında Manchester United, burada da Manchester City seçtim diye hatırlıyorum. Herhalde öyle yapmıştım, bilmiyorum, hatırlamıyorum tam. Herhalde Manchester City seçeceğim ama aynen Manchester City'yi seçmişim arkadaşlar. Şu anki durumu iyi olan takımlardan seçmeye çalıştım. Premier Lig'deki durumu iyi olan takımlardan seçmeye çalıştım. Mağazaya girmişim. Mağazada ne yapmışım? Aynen burada karşılama paketi var. Karşılama paketini açtım galiba. Aynen başlıyor. 74'lük bir oyuncu gelmiş bu arada. Bakalım ne geliyor. 74'lük oyuncu ve mücadele açma geldi. Ve 1000 jeton ayrıyetten de İbrahim Diaz diye bir adam geldi. Güzel bir oyuncu geldi. Haydi bakalım abi devam ediyoruz. Paket açmak Ultimate Team'ine harika oyuncular eklemek için harika bir yöntemdir diyor. Tabii ki de güzel bir yöntem yani paket açmak. Oyun da bu sayede güzel kâra giriyor. Çünkü oyuna para yatırmadan paket açmak birazcık zorlaşıyor gittikçe. Ve çok nadir ve nadirlik seviyesi var arkadaşlar. Günlük paket. Yani 90 artı oyuncu abi. Usta oyuncu bu paketten çıkartan olamaz ya. Bence çıkmaz abi. Bana hızlanma çıkmış günlük paketten. Yani bir de buradan 90'lık oyuncu çıkacak abi. Çıkan olmaz ya. Çok nadir diyor ya. Bence oyunda böyle başından itibaren o kadar oyuncu var. 50 milyon kişi indirmiş sadece Android'e biliyorsunuz. 50 milyon kişi az değil. Bence 15-20 kişi falan çıkartır. Onu da bize denk gelmez. O kadar da abartmayalım. Ben belki paket açılım videomda 1000 FIFA Points'lik paketi açabilirim bilmiyorum. Hala karar vermedim. Bu videodan hemen sonra onu da çekeceğim. Ancak daha karar vermedim. Burada paketleri geziyorum arkadaşlar. Tam pro paketinden 2 tane mi açsam? Premium altın paketinden 1 tane mi açsam? Premium paketten 1 tane mi açsam? Hiç bilemedim. O tarz bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi benim elime 1 tane paket geçecek. Ve oradan 2 tane seçkin çıkaracağım. O paketin nereden geldiğini hatırlamıyorum. Karşı atağı ve yeni mücadeleleri açtın. Daha fazla modu açmak ve ultimate team'ine dönmek için bir şeyler yap diyor. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon öncesi puanları 35 puan, 50 bin jeton ve 2 tane seçkin oyuncu paketi geldi. 2 tane 80 artı garantili paket, seçkin garantili paket açılımı yapıyorum. Hem 80'lik Ronaldo çıkardım hem de 80'lik garantili paket açıyorum. Tabii ki buradan sol kanat çıkmamasını çok isterim. Bakalım ne gelecek ve özellik açıldı diyor. Haydi abi güzel bir şeyler gelsin ve 80'lik Rodriguez ve 80'lik Lucas Vazquez geldi ve Ronaldo'nun sağ kanatına Vazquez geldi. Gerçekten muazzam oyuncular geldi. Muazzam ya gerçekten. Tam böyle güzel mevkilere geldi. Hem ileri hat hem defans attı. İyi duruma geldi ve takımımı güncelledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu paketleri de daha sonra açmaya devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanalıma abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın ki yarınki videoları ve devamındaki videoları kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Oyun modları hakkında sizlere bilgi sunmaya ve sizlere zevkli videolar çekmeye devam edeceğim. Bunu unutmayın ve bunların devamı için de kesinlikle like atarak bana destek olabilirsiniz. Şu sıralar desteklerinizi hissedebiliyorum. Gerçekten adamın dibisiniz arkadaşlar. Evet şu anda videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca de şuradaki videolar harika videolar. Onlardan birisine giderek çok harika videolara gidebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin. Ancak ikisinden biri muazzam videodur ve izlemediyseniz kesinlikle gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.